Teyzem, böyle bakalım. Böyle bakalım. Bodrum'da bir grup kadın cinayetlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. 8 Mart Bodrum Kadın Grubu'na üye bir grup Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Kadın cinayetlerini protesto eden dövizler taşıyan gruptakiler işlenen cinayetler sonucu yaşamını yitiren kadınların isimlerini bulunduğu dövizleri bez afişe yerleştirdi. Daha sonra tiyatro sanatçısı Gülbin Yeşil kadın cinayetlerini protesto ettiği tek kişilik bir performans sergiledi. İşkence görüyor. İşkence suçtu. İnsanlık suçu. Nerede? O sadece bir erkeği sevdi. Oyunu çevredeki turistler ve vatandaşlar da izledi. Kanı temsilen kırmızı boya kullanılan oyun izleyicilerin ilgisini çekti. Yeşil gazetecilere yaptığı açıklamada oyunu kadın cinayetleri ve kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla oynadığını söyledi. Cinayet sonucu yaşamını yitiren Ayşe Paşalı nezdinde tüm Türkiye'de benzer protestolar yapıldığını ifade eden Yeşil şöyle konuştu. Tamamen doğaçlama yapmaya çalıştık. Biraz değiştirdik, 8 Mart'ta da yapmıştık. Ama biz artık sürekli bir şey yapmaktan sıkılmış bir hale geldik. Yani kadın olarak erkeklerin de bu hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Yani biz kadınların öldürülmesinden, tecavüze, tacize uğramalarından artık bıktık. Nasıl bir toplum düzeni olacak da hani nasıl bir eşitlik sağlanacak da birileri bunu görecek de hani bu düzelecek bilmiyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama biz hakikaten artık üzgünlük de değil öfke duymaya başladık. Öfke duymak iyidir. Ben hep söylerim öfkelenmek iyidir. Bu arada protesto gösterisine katılan 92 yaşındaki Mefaret Yurt Koruyan kendisinin Atatürk döneminde yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu. Söyleyebilirim. Halimizi görüyorsunuz. Ben buralarda olduğuma göre sizlerin yorum yapması lazım. Sizlerin anlatması lazım. Biz bugüne kadar demek ki hiçbir şey anlatamamış. Daha yeni bir gün evvel burada öldürüldü. Bu durum gibi yani. Bunlar üzücü değil mi? Ben Atatürk'ün genç kızlarındanım. Biz o bayırlarda gayet rahat oynadık yürüyüşte. İyi yetiştik. Bize hiç böyle bir şeyler olmadı.